Herkese merhaba. Digital Post-Corona Trends Podcast yayınlarımız sürüyor. Bugün çok çok değerli bir konuğum var. Sevgili Ufuk Tarhan, fütürist Ufuk Tarhan hanımefendi bugün bu yayında benimle birlikte. Ee, hoş geldin öncelikle. Nasılsın sevgili Ufuk? Teşekkür ederim. Hoş bulduk mu diyeceğiz şimdi. Ne demek lazım böyle yayınlarda bilmiyorum. Hoş duyduk. <laughs> çok iyiyim. Her şey yönden. <laughs> Artık... <gülüyor> Artık evet, e, bu tarz yayınlar, içerikler e, daha da sıklaşacak, daha fazla hayatımızda olacak. İşte podcastler, Zoom veya farklı video konferans platformları üzerinden yaptığımız yayınlar, içerikler e, herhalde uzun bir süre daha bir şekilde hayatımızda olacak. Hani neye evrilecek, neye dönüşecek? Bunu hep birlikte takip edeceğiz, göreceğiz ama e, en azından şu an için hayat kurtarıyor gibiler. E, bu yayında COVID'in, şirketlerin, dijital dönüşümüne kazandırdığı e iğmeyi, pandemi sonrası dünyada T insanı olan gereksinimi ve yeni normallerin etkisiyle dönüşecek meslekleri konuşalım istiyorum seninle. Eğer e, senin için de uygunsa hemen sohbetimize başlamak istiyorum. Harika tabii çok uygun ama ben sana hemen bir şeyi söyleyeyim hani bu tür yayınlar neye evrilecek. Mesela ya sen benim ya da ikimiz birbirimizin masasının üstünde hologram olarak oturabileceğiz bir dahaki söyleşilerde. <laughs> evet kesinlikle kesinlikle yani bir, biraz ben daha birazdan içerisinde. Şimdi. Kesinlikle. Ben, ben de onu hayal ediyorum. Hani o, o yaygınlaştığı zaman çok daha keyifli olacak, çok daha güzel olacak bu tarz buluşmalar. Ee, bence çok uzak bir gelecekte olmayacak bunlar. Her şey hazır fakat bir şekilde yaygınlaşması için birilerinin tuşa basması, evet. adım atması gerekiyor herhalde. Peki evet. e, şimdi küresel ekonomilerin altyapısal açıdan büyük oranda hazırlıksız yakalandığı bir dönemi yaşıyoruz şu an. Ve bu dönemde, bu pandemi süreci içerisinde dijitalleşmenin bir şekilde yeni teknolojilerin hayatta kalmak adına şirketler için bizim için bireyler için ne kadar önemli olduğunu gördük bir kez daha. <laughs> bu bağlamda sence COVID veya pandemi bu pandemi süreci iş dünyasına dijitalleşme süreçleri anlamında nasıl bir iğme kazandırdı? Sen şirketlerle iş dünyasıyla çok yakın olan bir şekilde sürekli paylaşımlar yapan birisi, futurist bakışla bunu bu süreci bizim için değerlendirir misin? Tabii memnuniyetle teşekkür ederim. Bu güzel yani çok da güzel bir soru. Şimdi aslında yani ben eski yazılarıma da dönüp baktım. Zaten dönüp bakmama gerek kalmadan herkes bana yolluyor. Aa bunu demişsiniz zaten bunu yazmışsınız falan diye. Hatta işte yurt dışından da bir takım videolar bulundu çıkarıldı. Şimdi şu, şu konuda yani gelecekte nelerin değişeceğine nelerin nasıl olabileceğine dair bir bilgi aslında özellikle son 5 senedir bayağı geniş kitlelere yayılmıştı. Hele de sosyal medyada bu teknoloji sitelerinin işte futurist e, site demeyelim de sayfalarının verdiği yayınlarla gelecek bir, bir bilgi haline e, senaryolar aslında çok herkesin erişebileceği, fark edebileceği bir hale dönmüştü. Covid bunu e, öncelikle yani şirketler de zaten bunun farkındaydı. Ama büyük hani global ve çok uluslu ve çok büyük ölçekteki şirketler bütün diğer küçük işletmeleri ve ekosistemi kontrol eden bir yerde merkezler diyelim. Önce onlar bu dijitalleşmeliyiz ya her şeyi bir dijital yapmak lazım Muduna zaten son 2-3 senedir girmişlerdi. Bütün şirketlerin bir dijital dönüşüm departmanı e, faaliyeti filan e, ve bu konuda arayışları başlamıştı. Ancak Covid-19... E öyle bir bu bilgileri herkesin gözüne çat diye uygulamayla ve bir tatbikat havasında soktu ki ve bir günde neredeyse yani tam Mart'ın ortasında bütün dünya buna öyle bir geçti ki aslında hani hep beklediğimiz disruption, bozguncu ve devrimci yıkılıp sonra yeniden yapılacak, işte dünya yeniden inşa edilecek söylemlerinin bir kısa öngösteriminin içine girdik gibi oldu. Böyle olunca Dijital dönüşümü zaten mecburi ve birinci öncelikte işler içine koyan büyük şirketlerle birlikte onların bütün ekosistemindeki iş dünyası, onlara mal, e, ürün ve hizmet üreten küçük, orta ve iri kıyım kobiler diyelim de, de tamamen dijitalleşmek zorunda olduklarını gördüler. Yani aslında e, bizim kafalarımızdaki, bakış açımızdaki e, şeyler bariyerler tamamen yıkıldı. Yani en teknolojiye inanmayanlar, en o o kadar çabuk olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz diyenler dahi bunu pat diye değiştirmek ve gerçekle yüz yüze kalmak durumundaydılar. durumunda oldular. Onun için de iş dünyasının aslında bundan sonraki geçişinin de önü açılmış oldu. Bu olmasaydı, böyle bir şey olmasaydı, yani bu hazırlıksız yakalanmak değil, daha henüz altyapı anlamında bizim oralara geçmek için e, vakte ve transfer zamanına ihtiyacımız var. Hazırlık ve o yaygınlığa erişmek için daha yapmamız gereken çok şey var. Ama onları yapmak için artık şirketlerin önü açıldı, mazeretleri e, insanların elinden aldılar mızırdanmaları ve bundan sonra tam gaz ilerleyebilecekler, ilerlemek zorundalar. E, yani sürdürülebilirlik konusunda çok sıkıntılı hale gelmiş iş dünyasının önü, bütün e, global olarak dünya halklarının insanların Evet bunlar artık böyle olmalı noktasına gelmesiyle açılmış oldu. Yani e, bir ne diyeyim sana yarışmada sanki hani e, işte pistte bekleyen yarışmacıların önüne bayrağın hadi start bayrağının inmesi gibi bir noktadayız şu anda. Bundan sonra çok hızlı gelişmesini e, hem e, ummalıyız hem öyle olmalı zaten. Ama dediğim gibi çok sağlam ön koşulları var bunların öyle pat diye olabilecek gibi de değil. Aynen söylediğin gibi aslında bu dönem e, kazanım tarafında baktığımızda e, iş dünyası için e, özellikle dijitalleşme konusunda bulutların dağıldığı soru işaretlerinin ortadan kalktığı ve e, bu konuda dijitalleşme konusunda bir şeylerin pekiştiği netleştiği bir e, dönem bu anlamda e, pozitif e, açıdan da değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben de hı hı. E, sana şunu soracağım bu noktada sen bizi uzun yıllardır e, hı hı. Kitabında da yaptığın konuşmalarında da T insanı anlatıyorsun. T insanın gelecek için ne kadar önemli olduğunu, T insanın özelliklerinin ne kadar gelecek için elzem olduğunu anlatıyorsun. Peki Hı -hı. bu salgın bize senin e, bahsettiğin T insan modelinin hangi özelliklerinin sürdürülebilir bir gelecek için olmazsa olmaz olduğunun altını tekrar çizmiş oldu. Evet yani e, çok teşekkür ederim. Yani bu T insanı ben yazarken bunu her insanoğlunun okuması ve öğrenmesi gerekir diye bir duyguyla yazmıştım. Hakikaten milyonlara erişsin yani bizim ülkemizin dışında insanlara da erişsin. Çünkü gelecekte her şeyin ama her şeyin değişeceği belliydi. O zaman da insanlar e peki tamam onu gözüm kesti ben nasıl değişeyim sorusuyla baş başa kalıp bunalıyordu. Ben ona cevap vermek istedim. Oradaki de söylemek istediğim şey de şu artık milyonlarca uzmanlık alanı yani iş gelişmek meslek diyeceksek meslek diyelim ama ben beceri demeyi daha çok seviyorum. Yani milyonlarca bir şey, bir konunun becerikli insanları olmak durumunda, onu olabilmek için de o çözmeye çalıştığı sorunun iş olarak benimsediği konunun derinlemesine gittikçe gitmeli. Bu T'nin D şey dikey bacağı. E bunu yaparken de o konu neyle ilgiliyse veya ilgili olmadığı ama onu etkileyecek her alanda ki hiç her şey birbirine etkiliyor artık. Onu öğrendik. Bütün onlarla ilgili de bilgi sahibi olmalı. Mesela bu, bu T'nin şekli yani bir konuda her şeyin bir şeyini bileceksin derin bacakta ve o her bir şeyin pardon her şeyini bileceksin bir konuda derinleşeceksin ama her şeyin de bir şeyini bileceksin. Şimdi bu şekilde kendini modelleyip ilerlerken o neye derinleşeceğini bulmak lazım. O konu tamamen e, neye merakın var yani neyi seviyorsun gibi ezbere bir şey söylemek istemiyorum ama şunu çok kıymetli buluyorum. Aslında insanlar her birimiz bir şeyi kafaya takıyoruz, bir konuyu dert ediniyoruz. E, bu böyle olmamalı da şöyle olmalı diye işte o konu aslında bizim derinleşmemiz gereken alanları bizim kabiliyetimizin bizim nereye doğru kendimizi tutkuyla verebileceğimizin işareti oluyor. Bu T'yi oturtulacak şekilde belirleme yaptıktan sonra teknoloji olmazsa olmaz. Yani herkesin artık teknolojiyle e, çok sıkı şekilde kullanıcı olarak, e, bilgi olarak, paylaşımcı olarak e, şey, örtüşmesi lazım. Yani teknolojiye azıcık ufaklık bile, uzaklık bile o T insanın sürdürülebilir, gelecekteki sürdürülebilir iş başarısını olumsuz etkileyecektir. Onun için teknolojik olmak takım oyuncusu olmak. Yani ünvanların, seviyelerin, grupların şunların bunların değil de bir takımın parçası olmak ve burada hiç kaprissiz, hiç e, eski kafayla daya şey yapmaksızın, e, diretmeksizin tamamen o projenin başarısı için kendini adayabilmek. E, ve şey olmak, tasarımcı olmak. Yani müthiş şeyler icat etmemiz lazım. Tasarımcı olmamız lazım. Sabahleyin Nanoteknoloji Merkezi'nin merkezinde Sabancı tek, Nanoteknoloji Merkezi'nde çalışan bilim insanlarıyla ile beraberdim e, takriben 100 kişiye yakın bir grup vardı kimisi lisans üstü kimisi o konuda lisans yapıyor ve hepsi de araştırmacıydı e, doğrusu ona, ona katılırken ben acaba bu insanlara ne anlatabilirim ya zaten nanoteknoloji gibi her şeyin merkezinde oturan bir konuyu çalışıyorlar e, diye tedirgindim ama e, gördüm ki Konuşurken onların ilgilendiği alanları tartışmadık da onlardan sordum hani siz her biriniz neyle ilgili araştırma yapıyorsunuz? Ya mesela nanoteknoloji ta sadece bu konuyla ilgili birisi bile onun alt kırılımlarında diyelim ki materyal teknolojisinden konuşuyoruz hangi materyal giysi mi sağlık sektörü için mi enerji için mi tarım için mi? O kadar çok alanı var ki oraya girdiğinde Sağlıksa yutulabilir mi ne bileyim sürülebilir mi işte püskürtülebilir mi gibi inanılmaz alan çıkıyor. Her birinin sensöre dönüşmesi lazım. Yani hani bu laf olsun diye milyonlarca demiyorum gerçekten milyonlarca T insan gerekiyor ki bu kadar çok birbiriyle ilintili ve hepsinin de yepyeni icatlarla başka şekle dönüşmesi gereken bir şeydeyiz artık dönemdeyiz. Yani t-insan olmak için bir konuda derinleşmek, diğer her şeyle ilgili de bilgi sahibi olmak, teknolojik olmak, tasarımcı olmak ve takım oyuncusu olmak diye özetleyebiliriz. Bu, bu sadeliğe gelmeliyiz çünkü önümüzde çözülmesi gereken sayamayacağımız kadar sorun var. <laughs> Kesinlikle öyle. Önümüzde e, çözülmesi gereken birçok sorun var ve birçok belirsizlik var. Bir yandan hayatımıza gelen bir takım işte yeni normal denen biraz klişe bir ifade Hı -hı. ama e, böyle tabir etmek çok doğru. E, özellikle hijyen konusu daha şeffaflık beklentisi markalardan şirketlerden tüketici tarafında e, bir şeffaflık beklentisi var. Bir taraftan güven konusu var. Şimdi bu e, öncelikli olan bu değişkenleri, bu yeni normalleri bir şekilde hem günlük hayata entegre etmek hem ofise, iş dünyasına, iş dünyasının farklı bölümlerine bir şekilde adapte etmek gerekiyor. Bugünlerde bununla ilgili adımlar atılıyor, bir takım çalışmalar var ve görüyoruz ki bu süreçlerde senin de bahsettiğin gibi teknoloji çok büyük ihtiyaç, yeni teknolojileri kullanmak. Tasarım ve yaratıcılık çok önemli ihtiyaçlar. Peki bu noktada yeni dünyaya bu yeni normalleri bir şekilde dünyaya adapte etme, dünyamıza adapte etme konusunda T insana e, ne gibi roller düşüyor? T insana ne düşüyor biliyor musun Savaş? Sabahleyin de söyledim. Şu noktadayız artık aksiyon. Yani o kadar uzun süredir bunlar olacak, şunlar olacak, bu olsa iyi olur bilmem ne diye konuştuk ki ve hiç eylem yapmadık ki. Mesela Greta gibi bir kızcağızı da delirttik sonunda. <laughs> yani çocuklar delirdiler. Son birkaç senedir cuma günü doğru dürüst okula gitmeyen bir sürü çocuğu var dünyanın. Sebep ne? E, bu kadar konuşuyorsunuz iklim krizi gelecek, küresel ısınma bilmem ne diye. Yani bütün bilimsel veriler var, her şey ortada. Niçin bir şey yapmıyorsunuz diye, yapmıyor dünya diye. Yani aksiyon nerede? Laf çok, aksiyon yok. Moodundan bıktık artık. E, onun için Başta iklim krizi olmak üzere diğer bütün sorunların çözülmesi için artık aksiyoner T insanlara ihtiyaç var. Yani e, doerler lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani bunları daha ne kadar konuşacağız? Şimdi mesela hiçbir mühendislik eğitimi almamamıza rağmen ben öyleyim yani en azından seni bilmiyorum. E, çok rahatlıkla şunları hayal edebiliyoruz. Şimdi... Materyal teknolojisiyle ilgili nanoteknoloji de şunları yapabiliriz değil mi? Mesela bir ilaç yuta, yani ufak ufak başladı bunlar ama yaygınlaşması için artık daha fazla şeyin gelişmesi gerekiyor. E ne bileyim yutabiliriz, İşte hiç vücudumuza o şey hani sokulan, takılan bir sürü azap verici şey var. Onlar olmadan tam nokta vuruşu hasarlarımız belli olabilir. Yani bir takım işte giysilerin üzerine bizi iyileştirici şeyler takabiliriz, e, akıllar koyabiliriz. E, giysi dediğimiz şey değişir, hem bizi korur hem ama bizi iyileştirir. Hem bir takım haberlerimizi, bilgilerimizi bir yerlere yollar filan gibi şeyleri artık konuşabiliyoruz. Yani o zaman icat yapın. Yani bundan sonra yapılması gereken şey bu konuştuklarımızı somut icatlara dönüştürüp uygulamalara geçmek. Aksiyoner olmak lazım. Yani ben onu şu söylemi çok seviyorum mesela. Visionary Doer. Hani Doer olalım ama Visionary visionary dur yani hem vizyon geliştir ama hem de yap kardeşim yani artık bir laf tamam hani bundan ne kadar konuşacağız ne kadar senaryo yazacağız uygulamaya geçmemiz lazım onun için covid bence çok önemli bir işaret yani çok önemli bir sinyal hiç öyle e, ne bileyim işte kendiliğinden olmuş bir azap gazap gibi filan görmüyorum tabii ki üzücü tarafları oldu ama bayağı bir sistemli bir e, dönüştürücü tahrik alıyoruz. Nasıl eskiden bunlar çok daha öldürücü, çok daha aslında sayıların yüksek olduğu kayıp, insan kaybetme sayılarının çok yüksek olduğu bir takım şeylerle, süreçlerle başka bir dönemlere geçiyormuşuz. Şimdi aslında Covid bizi hem aslında sert bir yani çok şart bir başlangıçla alın hadi bakalım artık ne yapacaksınız şu geleceği yapın diye bir yere koydu. Onun için visionary dur, aksiyoner T'ler lazım artık. T'lerin aksiyonu hem T'leşmek hem aksiyona geçmek lazım. Aslında aksiyona geçmemiz gereken çok önemli bir konu daha var. İnsanoğlunun Covid sonrası önündeki en büyük kriz iklim krizi olacak. Evet. Ee, bunu net bir şekilde gördük Hı -hı. bugünlerde. Hatta bu Covid ile olan mücadeleyi iklim krizi ile olan mücadelenin bir provası gibi görenler var. Hı -hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, şunu da ekleyeyim soruyu sormadan. Evet bu minvalde yakın gelecekte senin de konuşmalarını çok sık bahsettiğin yenilebilir enerji gibi konular çok daha fazla gündemimizde olacak. sence Covid karşısında bir şekilde birçok açıdan sınıfta kalmış dünyamız iklim krizi karşısında neler yapacak? Ben çok merak ediyorum senin bu konudaki görüşünü. Ya valla iklim krizi karşısında hakikaten bir iki tokat daha yememiz gerekiyor galiba. Yani öyle böyle değil. Zaten atacak. Yani zaten o, o tokatları, şamarları yiyeceğiz. Bu şu anda Covid için, Covid dönemi için ay çok sıkıldık, ay çok kötü, çok zor günler falan denmesini ben yani lütfen dinleyenler kızmasınlar ama biraz şımarıklık gibi görüyorum ee, ve hakikaten hala farkındasızlık gibi görüyorum. Bunları bu günlerimizde arayacak. O kadar feci şeyler yaşayabiliriz ve böyle giderse yaşayacağız ki çünkü öyle saçma sapan şeyler var. Şimdi evlerde oturuyoruz diye yine deli gibi bu sefer alışverişlerimizi şeyden yapmaya başladık. E-ticaretle yapıyoruz. Ve bir tane e-ticaret paketi geliyor. İçinde küçücük bir şey. Dışı bir sürü çöp atılacak atık. Deli gibi yiyoruz. Deli gibi yani su tüketiyoruz. Ne o temizleneceğiz diye. Ha Habire fıs fıs bir şey sıkıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Yani bir acayip biz. Biz bir, bir şamar daha gelmesi lazım diye bakıyorum. Yani bundan olmaz bu. Bununla bu iklim krizini, bu küresel ısınmayı bilmem neyi bu kafalarla biz önleyemeyiz. Yani hala e, gayet şey e, farkındalık konusunda zayıfız. Yani sağlam bir iki şamar daha gelmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Onun da olacağından hiç kuşkum yok. Çünkü bu kadar acımasız davrandığımız bir doğa, e, çevre e, bizden bunların şeyini alır, hesabını bunların sorar. Soruyor da zaten. Şu anda yine plastik kalksın neydi o Covid başlamadan önce okyanuslar için korkudan titremeye başlamıştık değil mi? Susuzluk için bilmem. E ne oldu o sorunlara şimdi? Onları katlayacak aptallıklar yapıyoruz. Yani deli gibi bir plastik eldiven işte maske şu bu ya yani çok tuhaf şeyler yine yapılıyor. Onları bırakmamız lazım. Yani ve bunun içinde koyun sürüsü gibi e ne yapalım ama maske takın dediler ama eldiven e, takın dediler ama onları so sokaklara atın sorumsuzca demediler. Hani daha bizim çöp ayrıştırma sistemlerimiz, eğitimlerimiz bilmem nelerimiz hani ders hani bu kadar insan ekran başında eğitim alıyor büyük küçük. E, kamu spotu gibi zorunlu e, ve insanları uyarıcı, eğitici bak 14 tane maddeyi bize 5 günde, 3-5 günde ezberlettiler değil mi? Döne döne vere vere. E şimdi onun yerinin için iklim krizi için su tasarrufu, temizlik, hijyen, şu bu yani atık üretmemek, çöpleri şöyle toplamak, böyle bilmem ne yapmak onlar verilmiyor. Şimdi bu Covid sonrası döneceğimiz iş hayatında önce bir eve tıkılmış olmanın olmaktan kurtuluş sevinci ya da şeyle heyecanıyla yine bir eskiye döner gibi olacağız. Ondan sonra kış başlayacak, sonbahar kış. Yağışlar, onlar bunlar derken seller fırtınalar belki deprem belki başka şeyler e, bu sefer oturacağız bence o zaman başlayacağız yani bu ikinci dalga üçüncü dalga dedikleri bence bizi bu sefer o taraflara götürecek hadiseler olacak yani daha akıllı olmamız şart evet kesinlikle yani insanoğlunun e, birçok şeye çok çok hazırlıksız olduğu ve e, doğayı gerçekten hani ...doğa intikam alıyor gibi bir söylem var ya... ...hani bir anlamda doğru aslında. Doğru. Yani bu kadar hor kullanmak, kötü kullanmak... E, ...bu kadar fazla tüketmek... ...gereğinden fazla tüketmek... E, ...bir şekilde e, karşımıza cevap olarak... ...böyle salgınlarla, krizlerle... ...dönüyor. E, çok keyifli bir sohbet oluyor. E, ben... Sonuna doğru sohbetin şöyle bağlamak istiyorum. Hı hı. Yani bu konuyu da sana sormak istiyorum. Senin yine çok sevdiğin üzerine uzun uzun anlattığın konulardan biri. Geleceğin meslekleriyle ilgili hı hı. bir soru soracağım. Şimdi bu dönemi biz bir şekilde evde kaldığımız bu dönemi bazı ihtiyaçlarımızı bir takım el yordamı ya da işte ...bazı basit çözümlerle e, halletmiş olduk. Örneğin işte spor yapamadık, dışarı çıkamadık. E, i̇şte bir takım e, fitness salonlarının e, bu alanda, e, bu endüstride hizmet veren... Ee, ...bir takım şirketlerin Instagram ya da farklı platformlardaki yayınlarıyla spor yaptık. Veyahut e, işte gazeteciler olarak biz bu dönemde veya iş dünyasının beyaz yakalarını düşün... ...bir şekilde gün içerisindeki toplantılarını, buluşmalarını, konferanslarını... E, ...şu an seninle konuştuğumuz platform gibi ya da başka bir platformlarda bir şekilde çözdük. E, fakat bir süre sonra e, senin de bahsettiğin gibi ofise e döndüğümüzde ya da günlük hayata bir şekilde tekrar karıştığımızda bir şeyler normalleşmeye başladığında ama aynı gene kontrollü halde hayatımızın devam ettiğini düşünelim. Bu tarz uygulamalar bize yetmeyecek. Çünkü insan doğası gereği daha fazla sosyal olmak istiyor, diğer insanlarla bir arada olmak istiyor ve bunun şu an dijitalde bir şekilde bize sunulan çözümlerin bir tık fazlasını isteyecek. İşte sen de bahsetmiştin. Ee, mesela bu tarz e, onlinedaki buluşmaları daha e, virtual reality ortamlarında yapacağız. En azından birbirimizi bir şekilde görüp mimiklerimizi bir şekilde fark edeceğiz. Ve ona göre e, bir şekilde aksiyon alacağız, konuşacağız. Ona göre etkinlikler olacak, konferanslar olacak vesaire. Veya avatarlar olacak. Yine spor örneğini vermiştim. Bize spor yaptıran kişiler. Ekranın diğer tarafındaki spor hocası değil de hemen dibimizde olan avatar hocalar olacak. Peki sen neler hayal ediyorsun? Başka hangi alanlarda bu pandemi süreciyle birlikte hangi meslekler nasıl güncellenecek? Hangi yeni meslekler hayatımıza girecek? Senin kapanda enteresan olan şeyler vardır eminim bu konuda. Fütüş fütürist bakış, bakış açısıyla sen neler söylemek istersin bu konuda? Çok teşekkürler. Evet var benim kafamda bir şey ama seni hayal kırıklığına uğratacağım. Şöyle hangi meslekler yükselecek biliyor musun? Covid sonrası yaygınlaştırma ve bütün bu konuştuğumuz şeylerin olabilmesi sürecine kadar eski meslekler. Yani bir müddet sonra bizim insan insana yaptığımız işler, servisler ve üretim biçimleri yükselecek. Yani diyoruz ya insan emeği elle kolla e, hani bu ustalık isteyen şeyler e, yapay zeka şuna buna devredilecek bu söylediğimizin söylediğimiz şeylerin hepsi bilgi paylaşmak iletişim falan bazı şeyler ama bizim hala fiziksel olarak bir sürü işimizin yapılması gerekiyor yani reel olarak konvansiyonel hizmetlerin ve bir takım ürünleri ihtiyacı içindeyiz çünkü her şeyi oralara devretmemiz yakın gelecekte imkansız. Onun için bir kere özellikle sağlık, turizm, seyahat, işte birlikte bulunma, eğlenme falan gibi, mesela yaşlılar çok gündeme geldi. Onların koşullarını tekrar öğrendik. Gençler, çocuklar, çalışan aileler, bunların hani görmezden geldiğimiz ve bir takım otomatiğe bağlamış gibi olduğumuz ihtiyaçlarını İşsizlik de yani bizim bu data işçiliği dediğimiz türde beyaz yakalılara şimdi o işsizlik dediğimiz şeyler gelecek. Yani önceden endüstri devriminden sonra sanayileşme, ileri sanayileşmede mavi yakalılar sahadan çekilmiş ve yerlerini robotik sistemlere bırakmaya başlamıştı. Şimdi beyaz yakalı yani plazalardan insanlar çekileceği için onlar eski işlere dönecekler. Yani bir anda o kadar çok hani dijital ortamda iş yapmak olanağı açılmayacak. Onun için eski tip işler, bakıcılıklar, işte şoförlükler, taşıyıcılıklar, hizmetliler filan bunlar çok çok artacak. Yani insanlar oralı onları elin tersiyle ettiği işleri tekrar meslek liseleri filan gibi konular çok ilerleyecek. Ama bunun yanında yani hibrit bir yani hep hibride geçeceğiz diyorum. Biraz eski, bir miktar eski, bir miktar yeniyi bir arada götürüp sonra geçeceğiz yeni döneme tam anlamıyla. O dönemde işte bir onlar yükselecek. Yani kimse o işleri küçümsemesin. Çünkü hani zaten e, üniversiteli ya da diplomalı işsiz oranı çok yüksekti. Bu çok daha fazla olacak. Onun için diploma temelli işler, işte bir yere gireyim çalışayım maaş temelli işlerden uzaklaşıp saatlik, günlük ee, ne derlerdi ona? Ee, yani taşeron tip taşarı edilecek gibi işleri, ad e, source mu der, deriz artık ki var enteresan bir sürü isim bulunabilir ama sahaya bir sürü insanın ıı, bu tür şeylerden ıı, kısıtlardan ya da kalıplardan çıkıp ineceğinden ıı, eminim. Ama bir taraftan da yeni dünyayı hazırlayacak olan geleceğin işlerinde de yine bu sektörler öncelikli olmak üzere. Mutlaka mühendis tabanlı, bilim, teknoloji temelli eğitim alanlar, kafası algoritmik yani kodlamayla, algoritmayla ve mühendislik bilgileriyle dolu olanlar ilerleyebilecek. En sosyal alanlarda bile. ileri saflarda uğraşmak isteyenler bunları kesinlikle eee şeye cebe almalı, beyni almalı. Bir de İngilizce bilmek her kademedeki iş için çok önemli olacak. Şimdi diyecekler ki, "Aa hani otomatik tercümanlar gelecekti." E, onlar gelene kadar daha dünyanın ortak dili haline gelmiş İngilizceyi çok bilmemiz lazım. Özellikle ülkemiz bu konuda inanılmaz geride. Yüzde %8 mi 10 mu ne filan İngilizce bilme, yabancı dil bilme seviyesi. Belki İngilizce biraz daha iyi durumdadır ama yani 15 değildir diye tahmin ediyorum. Araştırmaları okudum. Çok çok düşük bir oran. İngilizcenin bir kere bayağı ciddi iş edinilip öğrenilmesi gerekiyor. Dediğim gibi diğer teknoloji alanlarının teknolojik yani ne iş yapacaksa yapsın onu bir mühendis kafasıyla bir kod kodlama, kodlama e, yapabilir kafada götürebilmesi gerekiyor. Onun dışında zaten gelişecek alanlar belli. Mesela e, Microsoft'la konuşuyorduk geçen gün. Şu anda dünyanın %100 dijital transformasyona bu haliyle bile geçmesi için e, 500 milyon tane bak yanlış söylemiyorum. Tekrarlattık çünkü bu rakamı. 500 milyon yazılım üretilmesi lazım yeni. Ve bunu da yapabilecek minimum 17 milyon yazılımcı gerekiyormuş. Şimdi böyle bir şey dünyanın pat diye üretmesi, hazırlaması mümkün değil. O zaman ne oluyor? Platform yazılımları diye yepyeni bir alan çıkıyor mesela. Yani o kadar çok yeni alan çıkacak ki ama hepsi de konvansiyonel alanı söyledim. Geleceğe dair işlerin tamamında insanların yazılımcı neredeyse kökenli hani okuma yazma öğrenmiş gibi yazılımla ilgili algoritma ile ilgili bir şeyler öğrenmesi yabancı dili kıvırmış olması ve onun üstüne de TLSC alanın derin bilgilerini eklemesi gerekiyor. Hepsi de dediğim gibi yani teknolojiyle tamamen ilintili olmak zorunda. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdin. Çok keyifli seninle sohbet etmek her zaman. Çok e, bu teşekkür yayında bana ederim. eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben de keyif aldım. İnşallah yararı da olur. Yine görüşmek üzere o halde gelecekte. Görüşmek üzere gelecekte. Hoşçakal.